Siz memnun musunuz sesten, her şeyden? 10 numara abi. Ha? 10 numara. Olağanüstü vallahi, bravo. Sahiden de harika. Çok teşekkür. Eskiden bizim ses düzenimiz bu kadar iyi değildi. Bize gelenler biraz şikayet ediyorlardı bizim programla ilgili. Şimdi artık... Yok, çok mi? Güzel. Burada okuyunca insan daha çok coşuyor. Öyle olunca, ses düzeni olunca daha çok coşuyorsun. Ya, coşunca coşturuyorsun. İşte seyircinin gazı bizi gaza getiriyor. Orada suratlardaki en ufak bir sıkıntılı ifade bizi burada ne yapıyor biliyor musun? Gerçekten de burada yani bir şey oluyor böyle. Bir kişiye ben takılırım. Ve o kadar kişiyi boş veririm, o gülene kadar ona uğraşırım. Vallahi öyle gerçekten de. Peki, devam edeceğiz. Bu arada... Hani bir kaset doldurayım da arka arkaya parça koyayım desen, işte bütün bunları arka arkaya koyarsın. Bugün öyle bir gün oluyor. Ağzına sağlık. Gece dışarı çıkasım geldi yemin ediyorum böyle. Nasıl? Yani böyle bir gece dışarı çıkma isteği doğdu bende. Bizde hiç öyle bir şey olmadı. Bizde niye? Evde oturma isteği oldu. Sen buradan bir yerlere gideceksin de bahane mi arıyorsun ne yani? Ya öyle bir yükselti geldi şu anda. O zaman yani. Öğrenci arkadaşlarımızı da al, bir şeyler ısmarla. Abi. Adamın iki tane restoranı var yani. Bir ya, çocuklardan da şey yaparız. Poyraz Karayel Kanal D'de olduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Gerçekten de ne kadar 10 kaç dedin? 13. Ataberk 13. Ya da 14. 14 mu? 15. 14 bölüm oldu. Ya 18 bizim 15. Şu an çektiğimiz. 15 yayınlandı. 15 yayınlandı. Ha, 18 çekiyoruz. 15. 15 bölüm. Birinci bölümden itibaren mi birinci gidiyor? Yoksa yavaş yavaş mı çıktı? Yok, bizim böyle şeydi aslında yani böyle yavaş, birinci bölümümüz zaten aslında bekliyorduk da biraz öyle olmasını, çok da yüksek bir beklentimiz yoktu. Beklediğimiz çünkü gibi çıktı. İkiden sonra. Şey Ağustos'ta çekimlere başlayıp Ocak'ta yayınlayacak. Ya ben yeri gelmişken onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim müsaadeniz olursa? Burçin de Ataberk de buradayken. Poyraz Karayel dizisi seyirciyle buluşmadan önce çok zor bir süreçten geçti. Bu sene hani dizilerin vesairenin durumu ortada. Ve hani biz sonuçta burada Poyraz Karayel'i temsilen bulunuyoruz. Ve bu işin arkasında emeği olan çok fazla insan var. Senaristi, yönetmeni, teknik ekibi, bizi çaydan kahveden hiçbir zaman mahrum bırakmayan Mehmet abisine kadar. Ben hepsine 5 ay boyunca ne zaman yayına gireceğini tam olarak bilemedikleri halde, yaptıkları işin sonucunu göremedikleri halde, hiç yılmadan sabredip, tüm yüreklerini ortaya koyup mücadele ettikleri ve bugünkü başarıyı hep beraber hak ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir şey, sizden bir şey ekleyeyim için... mi? Alkışın. Anlattığı şey aslında şu. Daha önce de birkaç kere söylemiştim ama bunu yıllarca söyleyebiliriz bunu yani. Hiç önemli değil. Bunların bilinmesi lazım. Sabah sete 7'de kalkıp gidiyorsun, atıyorum değil mi? Set başlıyor 8'de. Akşam da saat 12'de, 1'de, 2'de, 3'te, sabaha karşı 5'te bittiği oluyor. Bu her gün böyle oluyor. Bazen 2 saatlik uykuyla gidiyorlar ya da 3 saat uyuyorlar. Düşünün, sabah saat bu için 7'de sete gidecekse o adamın, çaycının, ışıkçının ya da işte teknik ekibin herkesin, ya da yönetmenin, herkesin, sizin dışınızdaki herkesin, kostümcünün sabah saat 6'da orada olması lazım. Bunun için sabah saat 5'te kalkması lazım. Çoğu zaman 1-2 saatte uykularla gidiyorlar. Senden erken kalkıyor, senin set bitiyor. Eve gidiyorsun, o senden sonra eve gidiyor bir de. Yani uyku aralıkları falan filan çok da, şimdi istersen bir alkış al. Onlar adına lütfen bir alkış al. Gerçekten de. Biraz şey mi oldu? Biraz rahat mı oynadınız? Samimi mi buldular? Şeyleri yani taşıdığınız kimlikleri o mu biraz geçti şey yani senaryo mutlaka tamam her şey eyvallah ama genelde yazılanlar çok samimi geliyor, kendileri gibi oynamışlar, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmem ama yani o garip bir oluşum galiba, bütün zincirler bir araya gelip bir şey oluşturuyor, ruhu mu tuttu diyelim, enerjisi mi tuttu diyelim, yani senaryosu ve bütün ekip, bütün oyuncular, herkes çok oturdu, çok çalıştı. Ama o dediğiniz şey galiba, bana da hep öyle yorumlar geliyor. Çok samimi ve çok gerçek geliyor. Daha önce oynadığın dizilerin reytingleri nasıldı? Yani mesela Kanal Bey. Kişi reytingiyle ilgisi var mı bunun? Yani benim oynadığım diziler genelde iyi reyting yapar, buraya da yansımıştır canım diyebiliyor muyuz? Hiçbir iş bir insanla tutmaz. Ekip işidir o. Evet. Daha önceki işimde iyi reyting alıyordu. Çok iyi bir ekip vardı. Bu iş de öyle. Şanslıyım. Hayır, bir diyelim. De insanlar mesela seni görmeyi seviyorlar ekranda. İlker'i görmeyi seviyorlar. Ataberk'in de kendine göre bir reytingi var. Kesinlikle. Yok mu?
Var. Olmaz mı? Var, bence var yani. Var. Çok tatlı. Yani sen mesela şimdi onların mesela İlker abinin hedef kitlesi. Hedef kitle ne demek biliyorsun değil mi? Evet. Ha. Yani İlker abinin hedef kitlesinde genç kızlar çoğunlukta vardır. Gençler vardır. Ama bu arada bir arkadaşımın annesi var, Ayşegül teyze. Ayşegül yani, teyze. Yani bugün rahatsız olduğu için gelemedi. Bayılıyor sana ve ölüyor. Gerçekten çok da müthiş. Çok geçmiş olsun. Harika bir kadındı. Teşekkür ederiz. Çok selam söyleyeyim ona da. Senin hedef kitlen kim? Dışarıda mesela kimler sana daha çok yanına girip çok iyi oynuyorsun, harikasın diyor. Çocuklar mı yoksa? Büyükler. Büyükler. Ne diyorlar genelde yanına gelip? Ben sana bayılıyorum. Çok güzelsin diyorlar. Evet. Öyle. O kadar mı diyorlar? Öyle diyorlar. Fotoğraf çekinmek istiyorlar. Onlar. Sıkılıyor musun fotoğraf çektirirken yoksa hoşuna gidiyor mu? Hayır. Hoşuna gidiyor. Değil mi? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim, hiç unutma bu dediğimi, tamam mı? Tamam. Bir gün fotoğraf çektirmeye gelmezlerse kötü. Bilmiyorum. Tamam mı? Hı-hı. Onun için geldikleri sürece kıymetini bil. Tamam. Tamam, harikasın sen ya. Gerçekten mükemmel ya. Teşekkürler. Daha ne diyeyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.